mübarek şifası sesinden geliyor, sesinden. Üç yudumda içilmesi de ayrıca bir şifa. Gülüboruyu sıkmanın en güzel şeyi böyle tülbente yapmak. Kırağımızı döküyoruz. Akkışlamızın gülüboru üretim miktarı yaklaşık 1000 ton civarında. Bunu verimine göre açtığı ve verimine göre 900'ün de aşağısına düşmediği bir üretim olan ilçemiz. Gileborumuz Ekim ayında, Ekim ayının ilk haftalarında yine hava şartlarına uygun bir şekilde başlar ve o ayın sonuna kadar gileboru hasatı tamamlamış olur. Ve tüketim noktasında ise gileborumuzun tamamen salamura. Biz bunu özellikle tavsiye ediyoruz. Nedeni şuna dayanıyor. Biz tamamen organik anlatıyoruz. Organik yaşamda daha önceki yaşlarımızın hastalanmalarına katkı sağlayan bu gileborumuzun yöresel ürünlerindeki en büyük katkıyı sağladığını şu anda bilimsel bir şekilde kanıtlanmıştır. Onun için gileborumuzu önce salamura suyun içerisinde, salamura derken normal çeşme suyu değil. Oradaki özellikle altını çizerek söylüyorum. Bizim burada kestovan suyuyla yetişen ve kestovan suyuyla da salamurasının yapılması ve daha sonra da Şubat aylarında tüketimi yenerek ve içilerek oluyor. Diğer meyve şeklinde meyvenin yenmesiyle örneğin meyvemizin bu şekilde damak tadına göre tuzlanarak yemesi ve bu şekilde tüketilmesi ve diğer tarafta da bu meyvemizin sıkılarak suyunun muhafaza edilip bir miktar yoğundur. Çünkü bölgenin güzel suyun kaynaklarından beslendiğinden dolayı içi dolu ve bunun sulandırılarak ve akabinde damak tadı, şeker veya meyvesini tuzla yenmesi ile tüketilir. Ama asıl olan bunun hemen sıkılmasında şöyle göstermiş olalım. Bu şekilde coğrafi işaretinde almış olduğumuz bu gileborumuzun suyunu sıkılıp bu kan kırmızı şeklindeki gileborunun tüketimi bu şekilde her öğünde içilebilir ve en büyük bunun kanıtlanmış durumu da ilçemizde şu anda Covid'in ilacı diyoruz. Gileboru'ya Bünyan Belediyesi sahip çıkmaz. Çıkmamasının sebebi şu, bizim ilçemizin daha önce Bünyan ilçesine bağlı olduğu dönemlerde kalmış onun aklı. Onun için o günlerde mutlaka tabii biz de bağlı olunca akışlamızı konuşuyordu. Ancak şu anda akışlamız bir ilçe. O zaman Bünyan'ımızda kalmadı bu. Sağ olsun yaptığı reklam bizlerin için. Çünkü biz Bünyan'ı seviyoruz. Akkışla'mızı seviyoruz. Tüm Kayseri'mizi seviyoruz. Ama gileboru Akkışla'da yenir. Akkışla'da içilir. Sıkılınca Bünyan'ımızda çabası bu doğrultuda. Bizim gileborularımızı tüketicileri biz üreticiyiz. Bünyan'ımızda daha önceden bağlı oluşumuzdan kaynaklı hukuklarımızın daha sık yoğun oluşundan kaynaklı oradaki ticari firmalar, oradaki bu esnaf komisyoncularımız buradan gelirler hasat dönemi ve buradaki hasat dönemimizde alırlar. Tabii Bünyan tezgahlarımıza satarlar. Çünkü biz onların bağlı olan mahallesi, köyü iken şimdi ilçe oluşumuzdan kaynaklı arkadaşımızın bir tanesi böyle paylaşım yapmış. Tabii demiş köy demiş ilçe yaptırırsan demiş. Bu şekilde demiş gileboru tabii onların gitti demiş. Kendileri zaten bunu tasdif ediyorlar. Evet, gileboru bir kere Kayseri'miz için, ülkemiz için bir değer. Kayseri'nin dışında en çok üretimi olan ilçelerin başında Bünyan gelir. Evet, Akkışla ile tatlı bir rekabet halindeyiz. Akkışla başkanımız, Ayhan başkanımız da sağ olsun. Onlar daha önce Bünyan'dan kopma bir ilçe oldukları için kimliğinde de Bünyan yazdığını söyleyip bizi her zaman mutlu ediyor sağ olsun. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gileboru
Hasat zamanı Kasım ayındadır. Ekim Kasım var. Ekim'in sonu Kasım'ın başı gibi olur. Burada bir toplama merkezi gibi bir yerimiz var. Orada oluşuyor. İnsanlar bahçelerinden toplayıp bu toplama merkezlerine getirip ondan sonra da salamura haline getirilip dağıtımı gerçekleştirilir. Girabolu çok faydalı bir bitkidir. Özellikle tıp dünyası açısından alternatif tıpta çok kullanılan bir bitki türümüzdür. Girabolu tanıtım noktasında da inanılmaz güzel şeyler yaptık. Şu anda hemen hemen Türkiye'de hatta dünyada Girabolu'nu tanımayan kalmadı. Talep çok fazla. Yetişmeye çalışıyoruz. Biz bunun daha çok üretilmesi için de fide yetiştiriciliğine başladık. Bu konuda da özellikle vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkes bahçesine bir fide dikerse, Girabolu fidesi, bundan da ilçemiz, şehrimiz fayda görür. Şu anda da aşırı bir talep var, bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Evet, peki başkanım, Girabolu aslında birçok bilinen faydası var ama en bilinen faydası sanırım böbreklerle ilgili. Biraz oradan bahseder misiniz efendim? Evet, Girabolu böbrek faydası, böbreğe çok büyük fayda. Özellikle böbrekte oluşan taşlar ve kumları geçirmekte çok faydalı bir bitkimiz. Onun dışında damar hastalıkları, kalbe iyi geldiği biliniyor. Zaten Google'a yazdığımız zaman bütün faydalarını orada görebiliyoruz. Evet, yine geçtiğimiz iki gün öncesinde bir Twitter'da bir daha doğrusu iki aynı partinin belediye başkanının bir şeyi vardı, paylaşımları vardı. Bununla ilgili de neler söylersiniz? Bu Girabolu akışlarının mı, dünyanın mı? Biz şehir olarak olaya bütün bakıyoruz. Kayseri'nindir Girabolu. Kayseri'den sonra da en çok yetişen ilçe olarak Bünyan ve coğrafi işareti hem Akkışlı almış hem Bünyan almıştır. Bünyan çok daha önce aldı ama şunu söylüyorum. Ayhan Başkanım da her zamanki gibi bizim başkanımız. Akkışlı halkı da biliyorsunuz Bünyan'dan sonra ilçe olmuşlardır. 1997 yılında ilçe olmuşlardır. Zaten güzel olan da şu, Ayhan Başkan her zaman söylüyor. Benim kimliğimde Bünyan yazıyor. Akkışlı bizim ortak ürünümüzdür. Buradan da Akkışlı halkına ve başkanıma sevgilerimi gönderiyorum.